Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Saima X5C-1 isimli drone'u inceleyeceğiz. Efe, bunu nereden almıştık, hatırlıyor musun? Abi eBay'di galiba, değil mi? Aynen. Yurt dışından nasıl alışveriş yapılır isimli bir video çekmiştik. Onu da ekranda gördüğünüz bağlantıdan izleyebilirsiniz isterseniz. Oradan siparişini vermiştik bunun. Dronlar arasında uygun fiyatlılardan ve iş yapabilecek dronlardan birisi bu. Ne kadar daha bu? Fiyatını falan hiç bakmadım. Yanlış hatırlamıyorsam 55 dolar gibi bir şey almıştık. Türkiye'de de 400 liraya satan satıcılar var. Çeşitli internetten, alışveriş sitelerinden bulabiliyorsun. Peki hiç bakabildin mi abi, sence? Hak ediyor mu yani? Vallahi kutu açılışını birlikte yapacağız. YouTube'da yaklaşık 20'ye yakın incelemesini izledim. Hı. Yabancı arkadaşlar yapmışlar. Kolpa mı sence? Kolpa değil, uçuyor abi cayır cayır. Kullanması kolay. Uçması yeter yani zaten. Uçması yeter. Keza kendisi bir drone, fazla da bir şey beklemeyelim diyorsun. Kesinlikle öyle. Peki. Diğer dronlara nazaran üzerine kamerası var. HD olduğu yazıyor. Görüntü kalitesini çektikten sonra göreceğiz zaten hep beraber. Ben çok HD olduğuna inanmıyorum yani, bunu. Kutu klasik... yazanlara pek de inanmamak lazım abi. Çünkü Çin işi. Yani. Hani bunu gidip de böyle 2000 liralık, 3000 liralık üzerine GoPro bağlanan dronlarla karıştırmak zaten mantıksız olur. Verilen bu böyle direkt de... abi şey goy olacak bir şey değil mi? Hani drone aldım mı aldım yani. Hani. Ver abi, takıl işte bunu. Zaten 15 dakika falan gidiyor şarjı. Kutunu ilk defa açacağız. Yalnız kargodan gelirken kutu şöyle bir hasar almış. Şurada görebileceğiniz gibi. Abi şuraları direkt zaten. Baksana abi, direkt sünmüş yani buralar. Abi Çin'den geliyor zaten. Çok da bir şey beklememek lazım. Geldiğine dua etmek lazım değil mi? Tabii. Hızlı da geldi. Yaklaşık 14 günde falan geldi. Hızlı mı lan 14 gün? 2 haftanı satayım. Abi yani yurt dışı alışverişine göre iyi bir rakam. Abi 3 günde gelecek. 60 gün bile bekleyen insanlar var. 3 günde gelmeli. 3 günde gelmesini istiyorsan kardeşim vereceksin bir 50-60 dolar da. Kargon hızlı olacak. Buna kargo parası para ödemedik. Para yok. Para zaman... vermeyeceğim ama 3 günde gelecek. Tamam. Drone ile gelsin bir de, değil mi? Drone ile getirsinler. Drone'u getirsin. Tamam. Çıkartıyorum kutusundan. Daha önce bol bol kutu açılış videosunu izlediğim için kutusu bana yabancı gelmiyor. Sana biraz yabancı gelmiş olabilir. Şöyle koyayım. Şimdi bir adet kullanım kılavuzu ki bunu ne yapacağımızı çok iyi biliyorsun. Kardeşim bakıyorum şöyle bir içine ama tabii doğal olarak yurt dışından sipariş verdiğimiz için herhangi bir Türkçe seçeneği yok. Yok, evet, İngilizce seçeneği var. Şöyle önümüze dursun, yine de bir yanlışlık yapmayalım. Çünkü kumandasında falan anlatmamız gereken şeyler var. Drone'un kendisi geliyor. Ben boyutlarına bakmıştım. Tahmini biliyordum boyutlarını. Ama yine biraz büyük olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ufacık oyuncak gibi bir şey. Evet tabii canım. Mini dronlardan değil yani. Aynen öyle. Bakayım şeye falan. Oha, hafif lan baya. Tabii hafif. Onun şu an içinde mekanizma olduğuna emin misin lan? Tabii şu an pili takılı değil ama. Belki o da çok az bir etkiler. %20'lik bir oynama yapar. Onun dışında şu aparatlar geliyor. Bunlara bir isim takamayacağım. Pervaneyi koruyan aparatlar diyebiliriz. Aynen. Neden dersen abi. Neden? Mesela şöyle uçuyor. Böyle bir yere geldi, çarptı, bu pervane yalan. Ha, yalan olmasın diye. Onu buraya koyuyorsun abi. Önce bu çarpıyor, sonra duruyor zaten otomatikman ya yere düşüyor bir şekilde. Yani pervaneler çok hassas plastik. Onları bir nebze de olsa koruyor ki zaten böyle ürünlere merakınız varsa illaki yanında yedek parçası abi da sipariş verin. Pervaneler zaten direkt fiyatını belli ediyor ya, söyleyeyim sana yani. Ama genel dronların pervaneleri bu şekilde. Olabildiğince hafif yapıyorlar ki daha yani uçabilsin. Şu derece mi yani, şey gibi mi? Bu şeyler, doldurma şeylerinden çıkan kaşıklar var ya. Evet abi, onlara benziyor. Tebrik ederim. Bu aparatlar... Yine bir zeka örneğiydi. Tabii. Tam sana yakışacak şey. Bu aparattan 4 tane var. Birazdan bunları takacağız. Onun dışında bir adet kumandası geliyor. Kumandasını şöyle yine internetten izlediğim kadarıyla şurada koruma şeyleri vardı. Var yani bunda ama nedense kumandanın üstünde değil. Ayrı tane mi geliyor? Aynen. Bunların böyle olması lazım ki şu şeyleri korusun. Yönlendirme düğmelerini korusun. Bayağı kutunun içine bırakmışlar. Nesini koruyacak ki onu? Ben anlamadım onun amacını. Abi peki. Ne bileyim, hani kargoda çarpar marpar. Ha, kargo muhabbetinde. Aynen. Aa, öyle. Okay, okay. Bir adet şarj cihazı geliyor. USB'den şarj edebiliyoruz cihazı. Onun dışında pili ayrı geliyor. Çok mükemmel. Yani dağda bayırda bunu şarj etmek istersen. Aynen. Abi, pili ayrı şekilde geliyor. Bir anda piknikte drone uçurasın gelir abi. Ne abi, var yani? Baktın pilin yok. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çaklayıp da başlayacaksın orada, hemen şarja bağlayacaksın. İşte bu ya kardeşim. Aynen abi. Sen bu işi biliyorsun yani. Çinler her şeyi düşünmüşler. Vallahi kardeşim benim. Pil şu şekilde her an patlamaya hazır duruyor. Bana biraz riskli gibi geldi. Fazla oynama istiyorsan. Fazla oynamayacağım zaten. Aynen. Başka ne var? Tornavida falan var bunun içinde lan. Tornavida şunları falan, nerede o koruma şeylerini takmak için. He. Dir diye düşünüyorum ya da hani bir arıza oldu açıp, bir şey açıp tamir edebilmek için. Aynen, şuraları çok falan takmak için. Çok önemli tamirinden zaten. Her türlü çok. Drone tamiri bizden sorulur. Felaket.
Mahalledeki çocuklar dronlarını bana getirir tamir ettirmek tamam. için. Bak şöyle bir ürün geliyor abi. Bu ürün bir kart okuyucu aslında. Şöyle bunda USB'si var. Oo. Arkasından da bir adet 4 GB'lık micro SD kart çıkıyor. Aman yarabbim. Onun dışında dediğim gibi torna vidaları ve vidaları var içinde. Şimdi bu vidaları takacağız ince ince. Vidaları evet. Eksik mi yollamış bu Çinliler ya? Sanki hiç vida yok gibi orada ya kardeşim. Vida var. Var mı? Bir tanesi düştü mü çıkarken? Nerede o? Keşke kutunun içine gelişi güzel fıydırmasalarmış diyorum. Abi insan küçük bir şey yapar değil mi? Böyle bir poşet gibi değil mi? Oradan paradan kaçmışlar gene 50 dolar bir poşet diyor herif. O zaten geçmeli bir sistemi var. Geçirdiğin zaman aslında bir de yani bir nebze de olsa yine de ihtiyacı var ama bak şöyle. Lego mantığında abi şuraya direkt geçiriyorsun. Bu aşamaları hızlıca geçelim. Sıkıcı olmasın. Şu koruyucu kanatlarını takma kısmı. Şimdi koruyucu yerleri, koruyucu ne diyelim ben? Koruyucu aparat. Aynen işte. Her şey aparat değil mi? Aynen her şey aparat abi. Koruyucu aparatları takma aşaması bitti. Şimdi kumandasının tabii ki bir güce ihtiyacı var. Kumandasının da yanında gelen tornavidayla açıyoruz. Kaç bile çalışıyor bu arada? Tahminimce 4. Yani baktığım kadarıyla 4'tü. Tabii bu Çinlilerin bir yaptığını tutmadığı için abi. Abi, belki bu 6 ile çalışır. Kumanda efsanevi değil mi yalnız? Kumanda efsane. 1 milyon önce böyle oyuncakçılarda satılan aslında 10 milyon olan şeyler var ya. Adi araba yarışı şeyleri. Şöyle göstereyim. Arabaları. Şu kameraya doğru şöyle göstereyim. Şuradaki gördüğünüz tuşları ve şuradaki tuşların hiçbir amacı yok. Onu baştan belirteyim. Boş plastik. Keşke bunun yerine şuradaki monokrom ekranı bir tık daha büyük tutsalarmış diyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Yani fazla fonksiyon varmış gibi gösteriyor abi. Aynen abi. 4 tane pile ihtiyacımız var. Drone'umuzun da pilini takalım. Hafıza kartını da takayım ben unutmadan. Çünkü bununla fotoğraf ve videoda deneyeceğiz. Bakalım nasıl çekiyor HD kamerası. Kamerasını kaldırdığımız zaman altında bir kapak geliyor. Orası pil yuvası mı? Pil yuvası abi zaten. Çok basit bir mantığı var şöyle. İttirdiğimiz zaman şöyle direkt buraya oturuyor. Ondan sonra burada pili bağlamak için bir yuva var. USB yuvasına çok benziyor. Onu da takayım. Tamamdır, pilimizi de taktık. Kapağını kapatabiliriz artık. Drone'umuz uçmaya hazır. Önce hafıza kartını bir takalım abi istersen. Şu arkada kameranın arkasında bir hafıza kartı girişi var. Buraya ya satıyoruz. Tak tak gitmedi Allah'ını seversen ya. Niye böyle zahmetli abi bu şeyler ya? İşleri kolay değil kardeşim. Öf. Bas şuraya böyle uçsun gitsin işte. Drone'umuz uçmaya hazır. Şunu da kenara kaldırayım. Budur abi, bu kadar basit. Tamam. Alıyorsun ve hazır direkt uçuruyorsun. Ufak bir test uçuşu şurada hemen yapalım. Helikopterimizi açtık. Drone'umuzu. Kumandayı da açıyoruz. Şimdi bağlanmaya hazır. Ama bağlanması için abi önce kumandadaki tuşu bir yukarı bir aşağı yapıyoruz. Yani bu ve ses geldikten sonra. Yanıp sönen ışıkları da durdu. Şimdi uçuşu hazır. Gördüğün üzere. Ova. Uçuruyordun mu? Ver gazı. Bir dakika, bir tanesi çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Üzerinde bir şey mi var acaba abi? Yok, hiçbir şey yok. Kumandanın. Yok, bastığımız zaman dördünü birden aktif olarak çalışması ve yükselmesi lazım. Tekrar deniyorum. Allah. Abi bence ayar üfürüyor lan yalnız. Evet abi, şeyim serinledi. Yüzüm. Abi kesin üzerinde bir şey falan var bunun ya. Abi üzerinde ne bileyim bir tuş tarafı bir pervaneyi kapatma gibi bir düğme yok. Onu söyleyeyim. Kamera düğmesi. Çinli bu abi, yapar yapar adam. Bak kayda başlatayım kamerayı. Başlat. Basılı tutunca bak şimdi. Basılı tuttum. Kırmızı yanıp sönmeye başladı. Şu an video kaydı. Şu an kaydediyor değil mi? Aynen, video kaydı yapıyor. El salla. Merhaba drone. Selam drone. Kamerasının kalitesini de zaten şu an görebiliyorsunuz millet. Videoyu koydum arkaya da. Allah Allah. Bir tanesi çalışmıyor. Ne olacak? Ben, bence başka bir şey vardır ya. Yok yok başka bir şey, eminim ya. Baktın mı? Abi bu ne ya, harbi ciddi ciddi. Tek bunda galiba sıkıntı değil mi? Evet, bir tane pervanesi sanıyorum. Bozuk mu acaba? Abi bunun hepsinin içinde ayrı motor mu var? Tabii. Motor var değil mi? Tek hepsinin tek motor ayrı motor var. O motorlar aynı anda çalışsın ki şu kalkışı yapsın. Bence abi şuradaki gibi geliyor ya. Affedersin de bana da öyle gibi geldi. Aynen. Oğlum niye sen üstüme sürüyorsun bunu ya?
Hayda. Nasıl olacak? Ne nasıl olacak? Çalışmıyor uçmuyor lan. Uçmuyor işte. Ne yapalım? Bak. Kendini bitireceğim lan. Dur. Lan. Durdursam. Elim parçaladı. Allah Allah oğlum çalışmıyor ya. Bilal. Hayda biri daha. Oğlum bildin. Oo. Devam kardeşim. Sağ ol. Bırak küçük enişteyi. Kardeşim drone çalışmıyor lan. Çinliler bizi oğlum, bayağı s**t edersin. Hop derken. Jackie Chan, Mackie Chan bunca yıl. İyi bir üzerinden s**tler bizi Bilal. Oh. Kardeşim kralsın ya. Adamsın yani bak. Bence içini açıp bakalım aga. Aga içini açıp bakmayalım. Nasıl içini açıp bakmayalım? Bakalım oğlum ne olacak? Belki motorunda vardır bir sorun. İnce bir kazık mı yedik Efe? Fena birader. Adamlar diyorum ya birader iyi bir üzerinden çaktı bize yani. Çaktı bozuk malı yani. Birader bence çok da çalışmıyor değil yani. Serinlik veriyor. Amacı bu değil ama. Serinlik veriyor yani. Oh kardeşim ya. Ne yapacağız adamsın lan bundan? Birader bence motoruna bakalım bence ya. Ben sana söyleyeyim. Ya açıp içine motor, bakalım. Ne motor oğlum boşver. Tahmin edemeyiz biz bunu. Niye? Biz bir de bunu hediye gönderecektik değil mi lan? Lan bana geliyor. Hediye göndereceğiz de bozuk malı gönderemeyiz yani, herhalde. Aynen. Ayıp olur, çok ayıp olur. Aynen. O zaman burada alet edevatlar devreye girmeli mi sence lütfen? Bilmiyorum. Benim böyle içimden inceden gelmiyor değil yani. Onun. Şöyle bas. Oo, yaşamak ister misin bu hissi? Ha? Ara gaz ver derim drone'a. Oğlum. Birader bir tanesi çalışıyor şu an ha. Kapışalım mı caddede? Hadi. Oğlum kapıştıralım mı lan bunu? Bizim diğer drone'la. Ha? Oğlum diğer drone bunu üzer. Uçamayan diğer drone'la. Drone bunu üzer. Abi hadi gel kapıştırak. Hadi. Hadi. Nerede lan diğer drone? Evet millet. Drone savaşları başlasın mı? Başlıyorum. Kardeşim kim yener? Karşıma her türlü bu sefer bu olur ya. Oğlum bu tırt lan zaten. Ben niye bununla oynuyorum? Onunla. İlk sen başladın onunla oynayacaksın. Hadi gel. Hadi. Gel hadi. 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 Hadi çık. Hadi çık. Lan ne yap? Lan. Koyduk iki drone'un da bir daha. Kardeşim iddiaya mı bağladık? Tabii canım. Tavuk döner oğlum. Şimdi gel. Karar verdim. Gel hocam. Ama borçlusun. Bir durum borçlusun şu an. Tamam borçluyum. Tamam hadi gel. Şimdi ayranına. He? Ayranına. Tamam gel. Hadi. Ayran da geldi. Bilader üzerine ben Türk kahvesi içerim. Hadi bak eleman duramıyor yerinde. Tutamıyorum enişteyi. Gel kardeşim gel. Tutamıyorum enişteyi. Gel coşkuyum. Enişteyi tutamıyorum. Enişteyi tutamıyorum. Lan. Oha. Oha. Direniyorum. Hadi lan oradan hadi çingenlendin. Çingenlendin. Sonuncuyu baştan kapışacağız. Dürüm ayran. Her türlü bende, bir de Türk kahvesi üzerine. Gel. Dur tutamıyorum. Dur sakin aslan. Hadi. Gel. Bilader her türlü. Baba teker boşa dönmese var ya. İkisi beraber düştü. Zafer benim. İkisi beraber düştü. Antep'in de ikisi beraber düştü. Tamam. 2-1. Tamam ben Türk kahvesini sen ısmarla. Tamam. Döner arayan senden. Hadi bakalım. Tamam hadi. Dur. Git lan buradan. Aga bak bu çalışmıyor. Abi ne yapacağız? Geri mi bak ben buna misine bağladım. Tamam mı? Bunu böyle evde tavana bağlayacağız. Tek çalışmıyor. Bu böyle dönecek birader. Evde abi soğutacak. Serinlik verecek. Bey gibi. Helal sana kardeşim. Deneyelim mi? Hadi bakalım. Bak bağladım misinasını. Çiçek gibi oldu birader. Bey gibi bey. Bak tavana asacağım bunu. Öyle asacağım birader tavana. Dur bir. Bak çalıştır. Ver biraz gazı. Kaldır istiyorsan. Ver gazı. Ver. Hop bak. Böyle bak. Dönecek mi? Yalnız var ya öf fena getiriyor ha. Tabii canım. Ya hadi yerim durun. Lan ne yapıyorsun oğlum? Drone'ları amına koyayım. Oğlum ne vuruyorsun lan? Hadi amına koyayım böyle drone mu olur lan? Abi niye vurdun ya? Bozuk bilader valla. Ya ben bunu evde kullanacak. Ya vermiyorum. Ver bırak parçalayacağız onu. Ya s**tir lan. Parçalayacağım o drone'u. Getirin olur mu? Oha be birader. Oğlum, dur be ya, dur be ya. Şunu da koyacağım işte bir tane. Harbi sinirimi bozdu a**a kudum. Buna vurdurma. Niye? Bu dursun bari. Niye? Hatıra. Niye? Ne yapacaksın lan? Oynarım. Ya Allah Allah.
Lan oğlum yapma ya. Kim? Bunu soktu. Masanın a**ına koydun yine ya, bir kes daha. Kes be a**ına koydun masasını. Kaşınla Lan! Dağılma! Oha! Dağılma! Rumlarını a**ına koyun! Seni yapan Çinli'nin... Kendi bak, kendi silahlarına vuruyoruz onları bile. Bozuk aleti göndermişler bize. Katanalarını... S**eyim yapacağınız drone'a a**ına koyun. Parçalanmadı amına soktum. Şu an drone yapmışlar. Kazık yedik lan. Kanter bastı. Ver. Ver alet ver. Ne? Ne istiyorsun kardeşim? Al şöyle çifti de al al. Sağa gidiyormuş. Al. Çifti de al çifti. Çifti çifti. Vur kardeşim vur affetme vur. Vur. Sen kime kazık çiftlilere gelsin. Sen kime uçmayanlar? Oh be! İnsanlıktan çıktık. Katlamadın mı? Fena bile. Bulsan bir tane, bunu yapanları bulsan şuna dalar mısın kardeşim? Dalmam. Dalmazsın değil mi? İnsan onunla dalınmaz. Olmaz değil mi? Ay, ne yap? Yüzüne tükürür müsün peki? Bana yenisini bir derim. Bozuk bu dili. Giderim böyle abi bir. Yeni drone. Abi yeni drone. Aynen. Neyse millet, bu drone'u parçaladık. Sanmayın ki kazanan arkadaşa sağlamını göndermeyeceğiz. Tabii ki de göndereceğiz. Öyle mi? Tabii. Hani göndermeyecektik lan. Öyle bir şey konuşmadık. Şaka şaka göndereceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Ne bak, beni zan altında bırakıyor. Tabii ki de çalışan versiyonunu bunu göndereceğiz. Gerekirse gidip membağından alır geliriz. Ama sözümüzü tutarız millet, onda bir sıkıntı yok. Aynen. Abi sinirimizi çok güzel attığımızı düşünüyorum. Aynen. Sinir atışı bize bir 3 ay yeter herhalde. Yavaş yavaş videomuzu kapatabiliriz artık bence. Aynen. Bu arada şeyi söyleyeyim abi. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aynı zamanda aynen, böyle yorumlara da birkaç bir şey ateşlerseniz bizi yeterince mutlu edersiniz. Aynen öyle millet. Bize ayrıca ekranda gördüğünüz adreslerden takipte kalın diyelim. Drone ile ilgili kafanıza takılan bir soru yoktur diye düşünüyorum. Çünkü uçmuyor aleti. Aynen. O yüzden kendinize dikkat edin. Aklınıza takılan soru da varsa siz ne olursa olsun yazın alt tarafa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Eyvallah.